kullanabilirsiniz. Örneğin ben bir tane işte tuzey ağı için hazırladığımız çalışmalar sonucunda bir tane klasör oluşturmuşum. Klasörün içine girdiğimde birinci ünite olan işte az önceki oyun sepetinde gördüğünüz kaza ve kader ünitesiyle ilgili hazırlamış olduğum dört tane oyunu 1, 2, 3, 4 şeklinde bu klasöre kaydetmişim ki çalışmalarım düzenli bir şekilde hangi ünitede hangi bulmacayı kullandım bunu rahatça görebilirim. Buraya tekrar yeni klasör ekleyebilirsiniz. Klasörlerinize isim verebilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz. Uygulamaların üzerine geldiğinizde örneğin birincisi Kim Milyoner İster? İşte kaza kader ünitesiyle ilgili bir çalışma yapmışız. Uygulamanın üzerine geldiğinizde dikkat edin alt kısımda bir kalem, uygulamayı düzenleme. Yan tarafında uygulamanın ön izleme resmi. Onun yanında bunu bir klasöre taşıma. Burada oluşturacağımız başka bir klasöre de taşıyabiliriz. Ve istatistikleri görüyoruz. Kaç kişi oynamış, kaç kişi sonuna kadar oynamış, kaç kişi sadece bakmış, görüntülemiş. Bunları da buradan görebiliriz veya da bu uygulamayı silebiliriz. Şimdi bu mantığı anladıktan sonra sınıfların ve uygulamaların yapmanız gereken bence en iyisi şu. Kendinize ait bir sınıf oluşturup işte Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisi veya branşınızı cümlenizi yazıp cümleler beraber de çalışabilirsiniz. Paylaşım da verebilirsiniz birbirinize. Daha sonra uygulamalar için veya ünite ünite bir klasör açmanız sizin daha düzenli çalışmanız için mutlaka daha faydalı olur. Peki uygulamaları nasıl yaparız? Ana sayfaya dönüyorum şimdi. Learning Apps'ta nasıl çalışılır? Arkadaşlar Learning Apps'ta uygulama yapmanın iki yöntemi var. Ya sıfırdan kendiniz uygulama oluştur. Şurada gördüğünüz, üst sağ tarafta gördüğünüz uygulama oluştur deyip buradaki şablonlardan sıfırdan uygulamaya başlayabilirsiniz. İsterseniz yapılmış olan, işin güzelliği zaten burada, yapılmış olan çalışmaları inceleyip o yapılan çalışmaları düzenleme, benzerini oluşturma tercihinden daha hızlı bir şekilde hem fikir vererek, kendinize ait içerikleri sadece girerek, düzenleyerek daha da hızlı yapabilirsiniz. Ben önce uygulamaları inceleyerek, uygulama bularak nasıl yapılır onu göstereyim. Daha sonra da sıfırdan uygulama oluşturmayı anlatabiliriz. Örnek veriyorum, benim branşım biyoloji. Biyolojiye girdiğimde, biyoloji sekmesine tıkladığımda bana Learning Apps'ta yapılmış biyoloji ile ilgili içerikleri zaten sunuyor. Dikkat edin, kategorilerden biyolojiyi seçtikten sonra sağ tarafta bir de basamak var. Biyoloji dersinde hazırlanmış okul öncesi, dikkat edin şurayı ilerletiyorum, ilkokul, bakın değiştiği içerik, ortaokul, değiştiği içerik ve lise boyutunda süzme de yapabiliyorum. Yani biyoloji dersinden hazırlanmış hazır içerikleri ben hangi okulda çalışıyorsam ya diğerleriyle hiç uğraşmadan, hani ilkokul seviyesindekilere bakıp zamanımı geçirmeden buradan okul seviyesi de seçerek daha hedefe yakın, daha aradığım şeyi bulmaya yönelik süzgecimi buradan kullanabilirim. Mesleki kurslar veya meslek liseleri. Bakın meslek eğitim ve eğitici kurslarda sadece iki tane içerik var. Ama genişlettiğim zaman lise, meslek lisesi, meslek eğitimi içerikler daha da fazlalaşıyor. Altta zaten sayfa sayısı artıyor. Örnek veriyorum. En başta okul öncesinden başladım. Bir çalışma gördüm. Dolaşım sistemi diye. Dolaşım sistemi ile ilgili bir tane çalışma yapılmış. Yapılan çalışma ne? Yapılan çalışma şu, şu yönergeye dikkat edin, birazdan şekillendirirken, biçimlendirirken bu yönergenin nasıl kullanıldığını, nasıl değiştirmemiz gerektiğini anlatacağım. Bu yönerge ilk başta çocuğa vereceğiniz bu oyunda ne yapması gerektiği veya ne amaçla bu oyunu yaptığınıza dair bir ön bilgi gibi düşünün. Tabii sınıfınızla çalışacağınız için veya öğrencilerle çalışacağınız için onların işte onları cesaretlendiren, motive eden, İşte örnek veriyorum bu oyunu kolaylıkla başarabileceğine inanıyorum şeklinde ifadelerde kullanabilirsiniz. Veya bu oyunun neye yönelik olduğu, hangi kazanıma yönelik olduğunu yazabilirsiniz veya ünite adını da yazabilirsiniz. İlk başta kullanıcının veya oynayacak kişinin ne oynayacağını, neyi ölçeceğini bilmesi açısından faydalı olur. Okey bastıktan sonra oyun başlıyor. Dikkat edin ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölüm açmış. İşte kalbin bölümlerini soruyor, kan hücreleri, damar çeşitleri, kalp kapakçıkları, kalbin tabakaları, lenf dolaşımı diye 6 tane bölüm oluşturmuş ve aşağıda da örnek veriyorum kalbin bölümlerine ait buradaki kelimeyi bulup üzerine tıklamamı istiyor. Kalbin bölümleri bittikten sonra kan hücrelerine geçiyorum. Dikkat edin kelimeler aynı. Bu sefer kan hücreleriyle ilgili buradaki ifadeleri bulmam isteniyor. Damar çeşitlerine geliyorum. Damar çeşitleri aktif mavi iken altta damar çeşitleriyle ilgili
hücreleri bulup işaretlememi istiyor. Kalp kapakçıkları ile ilgili örnek veriyorum. Şimdi Şerif Hocam, biyoloji öğretmeni zaten, bize kısaca kalbin bölümleriyle ilgili kelimeleri söylerse, var mı hocam gördüğünüz burada? Kalbin bölümleriyle ilgili gördüğünüz kelime. Şerif öğretmenim. Atrium yazabilirsiniz hocam. Atrium. Atrium hocam. Atrium var. Kalbin evet. Bölümleri. Atrium. İşaretledim. Ha. Bakın. İşaretlediğimde eğer doğruysa altta bir resim çıkıyor. Bu resmi de nasıl ekleyeceğiz? Bunu da birazdan göstereceğim. Örnek veriyorum. Salladım ben şimdi. Kalbin bölümlerinden aort dedim. Ha, aort da varmış yalnız. Aort var. Olmayan, olmayan bir şey. Ana alt ana toklar damar dedim. O da mı var? O da var. Peki ha, ya bir dakika şimdi. Yanlışı bulduk. Tamam. Üç taneyi açtım. Dördüncü. Örneğin bikuspid diye bir kelime yazılmış buraya. Ben bilmediğim için. Yanlış. Yanlışa bastığımda dikkat edin. Oyunu bitirip tekrar geri döndürüyor. Tamam diyorum ve geri dönüyor ama yaptıklarım yanmıyor. Bu da bir seçenek. Yani isterseniz birazdan göstereceğim seçenekte yeniden en baştan başlatabilirsiniz. Bittikten sonra kalbin bölümleri, kan hücreleri bölümüne geçiyorum. Şimdi kan hücreleriyle ilgili kelimelere tıklarsam eğer alttaki resim açılacak. Örnek veriyorum. Akciğer atar damarına tıkladım. Yanlış dedi. Atriyuma tıkladım. O da yanlış. Akciğer toklar damarı yanlış. Lökositler doğruymuş. Kan hücreleriyle ilgili lökosite tıkladım. Resim açılmaya devam ediyor. Öğrenci hepsini bulduğunda resmi açacak. Bu mantıkla baktım, hoşuma gitti. Güzel. Dedim ki ben bunun aynısını farklı bir konuda, şimdi asıl yere geliyoruz, ama farklı bir arkada resim ve farklı kelimelerle yapmak istiyorum. Hiç sıfırdan uğraşmaya gerek yok. Bize şu seçeneği sunuyor. Sol tarafta, altta, oyunun solunda dikkat edin, benzer uygulama oluştur var. Benzer uygulama oluştur butonuna bastığımda aşağıda bana bazı seçenekler sunuyor. İlk seçenekte benzer uygulama oluştur. Bunun aynısını üzerinde değişiklik yaparak kendi çalışmam yapabilirim. Bakın, bunu sınıfınızda kullandığınızda dikkat edin, Tuğçe Karaduman, bu oyun açıldığında aşağıda yükleyin adı Tuğçe Karaduman görünecektir. Dolayısıyla bu çalışmanın size ait olmadığı ortaya çıkacaktır. Ama burada biz kendi ürünümüzü, kendi ismimizi görmek istediğimiz için onun için bu uygulamayı bir şekilde kendi üzerimize kayıtmamız gerekiyor. Ama şu soru aklınıza gelebilir. Ya hocam doğrudan bunu kullansak telif hakkı doğar mı? Hayır. Çünkü bunlar birazdan göreceğiz. Çalışma bittikten sonra publik. Yani ben bunu halkın kullanmasını açıyorum deyip Learning Apps'ın merkezine gönderiyoruz. İncelendikten sonra uygunsa eğer sizin adınız soyadınızla kaydoluyor ve herkesin kullanımına açılıyor. Yani buradan kullandığınızda başınız belaya girer mi? Hayır. Adamlar zaten açık linkte ve kare kod, QR kodlarla çalışıyorlar. Ama tabii ki işin aslı, bize ait bir sınıf oluşturacaksak, bize ait bir iş yapacaksak aşağıda Tuğçe Karaduman değil de bizim adımızın yazması veya kategorisinin yazması veya değer, bize ait bir değerlendirmenin olması en güzeli. Onun için her zaman kullanacak olsanız bile bu benzer uygulamayı oluştur deyip hiçbir değişiklik yapmadan kendi çalışmanızı kapalı sınıfınızda publik yapmadan kendi sınıfınızda da kapalı olarak kullanabilirsiniz. Ama altta şunu unutmayın, öğrenci sizin adınızı görürse, sizin oluşturduğunuzu bilirse daha değerli, daha önem vererek çözecektir. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Onun altında bu uygulamayı kopyala diyor. Bu uygulamayı tamamen bütün içeriğiyle beraber kopyalayıp farklı bir yerde, bir klasörde de veya bir sınıfa da atayabilirsiniz. Aynı EBA'da yaptığımız gibi. Yeni boş uygulama oluşturmak için bu kalıbı kullan. İsterseniz bu kalıbın boş haline, yani herhangi bir şey eklenmemiş haline, ki bunu yeni uygulamalarda da göreceğiz. Orada boş kalıplarda da yapabilirsiniz. Ama bu şekil hoşunuza gitti. Bu desen hoşunuza gitti. Birebir ama içerik farklı olsun diyorsanız eğer üçüncü seçeneği yapabilirsiniz. Bu kalıpla oluşturulan başka uygulamaları göster. Çok güzel. Bu çalışma çok hoşunuza gitti. Öğrenciler de bu şekilde böyle resmi arkada açınca çok beğendiler. Bununla ilgili başka hangi çalışmalar var? Hazır, hani hiç uğraşmayayım. Farklı çalışmalar var diyorsanız eğer buraya tıklayıp bu şekilde hazırlanmış, bu içerikte, bu formatta hazırlanmış çalışmaları da görebilirsiniz. Şimdi bizim yapacağımız şey benzerini ve benzer uygulama oluştur. Onu yapacağız. Ama önce hazır buraya aşağı inmişken çalışmanın altında dikkat edin. Bu uygulamayı kullanmak istiyorum. Çok beğendim. Şimdilik yeni bir tanesini yapmak için de zamanım yok. 3 tane seçeneğiniz var. 4 tane QR kodla beraber. Dikkat edin, uygulamayı kullan bölümünde altta internet linkini veriyor. İnternet linki. Bu linki alıp
Bitmoji sınıfınızda herhangi bir objeyle bağlantı kurduğunuzda tıkladığınızda doğrudan bu şekilde internet sitesi sayfasında açılır. Eğer öğrencinin Learning Apps'ta bütün hepsini değil de sadece o çalışmayı görmesini istiyorsanız, tıkladığında ekranda sadece tam ekran olarak bu oyunu oynamasını istiyorsanız, başka şeyle uğraşmasını istemiyorsanız eğer doğrudan alttaki linki tıklıyoruz. Tam ekranda açıyor. Öğrencinin dikkati de fazla dağılmıyor. Bunu yaptığınızda, örnek veriyorum, üstteki internet linkini tıkladığınızda bu sefer öğrenci, aa burada bir tane çalışma var, dur şunu da oynayayım, bunu da oynayayım derken zamanı geçiyor. Ama tam ekran linkini tıkladığımızda doğrudan oluşturduğumuz çalışmayı öğrenciye göndermiş, oraya gömmüş oluyoruz ve daha odaklanıyor öğrenci. Embed kodu herhangi bir siteye gömecekseniz çok fazla kullanmayız gerçi biz, ama belki kendi sitesini, kendi bloğunu yapacak olan arkadaşlar da kullanmak isterlerse embed kodunu da altta veriyor. Objeye link bağlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız da gördüm, çok güzel olmuş. Bitmoji sınıflarında QR kod kullanmışlar. Bakın dikkat edin, bulmacanın QR kodunu da doğrudan üzerine tıkladığımda işte geldi QR kodu bu çalışmanın. Sağ tıklayıp resmi kaydet. Bunu Bitmoji sınıfınıza uygulayın. Çocuk alıp QR kod okuyucusuyla doğrudan telefonla okuttuğunda, kamerasını okuttuğunda bu uygulamayı kendi ekranında görebilir. Bu seçeneği de sunuyor. Bizim yapmamız gereken sadece resmi kaydedip, bu QR kodu resmini kaydedip kendi sınıfımıza, Bitmoji sınıfımıza oraya yerleştirmek. Herhangi bir link vermemize gerek yok. Zaten QR kod doğrudan bizi o uygulamaya götürecektir. Evet, aşağı tarafta bunları gördük. Şimdi dikkat edin, benzer uygulama oluştura tıkladım. Benzer uygulama oluştur dedikten sonra bu incelediğim çalışmanın bana arka planı geliyor. Yani dataları geliyor. Aynısı. Uygulamanın başlığı. Ne koymuş? Dolaşım sistemi. Ben dolaşım sistemi olmasını istemiyorum da İshak Kurt olmasını istiyorum. İsmini değiştirdim. İlk hani açıldığında bir metin vardı. Uyarı metni demiştim. Bunu da değiştirebiliriz demiştim. İşte o açıklama metni. Ne yazmıştı buraya? Dolaşım sistemine ait temel kavramları sınıflandıralım. İlgili başlıkla ilgili terimleri yapboz'dan seçelim. Başarılar. Ben hiçbir şey böyle bir şey istemiyorum. Orada iyi geceler yazsın istiyorum. Göstermek amacıyla yapıyorum şu anda hızlı bir şekilde. Arka planda açılan damarın içerisindeki antikorların kan hücrelerinin ya da resmim vardı. Ben bu resmi değiştirmek istiyorum. Resim bu. Şu an orada görünen resim bu. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu şekilde bir damarın içerisinde görüntü var. Ben bunu değiştirmek istiyorsam eğer resim seçten bilgisayarımda yeni bir resim seçebilirim veya URL'sini verebilirim. Veya Wikipedia'dan veya diğer resim sitelerinden resmi de arayabilirim. Resme tıkladıktan sonra farklı seçenekler sunuyor bana. Aynı ne gibi? Bu Creator'da gördüğümüz resim seçme veya işte Google Slide'larda gördüğümüz resim eklemedeki tercihleri burada da bana sunuyor. Kapattıktan sonra resmin büyüklüğünü, çözünürlüğünü, eğer resmimiz iyi kalitedeyse çözünürlüğünü, büyüklüğünü buradan iyice ayarlayabiliriz. Veya düzenle seçeneğinden resmimizi düzenleyebiliriz. Biraz ağır olacak. Evet, editör açıyor burada. Seçtiğiniz resmin üzerine, örneğin bu damar iç görünen üzerine bir yazı da yazmak isteyebilirsiniz. Tıkladığımızda damarın içine ayrıca silip buradaki yazıyı İshak diye resmin üzerine yazı da ekleyebilirsiniz. Veya işte yazı fontunu da değiştirebilirsiniz. Nereden yaptık? Nereden yaptık? Tekrar geliyorum oraya. Seçtik resmi. Buradan resim seçtim. Büyüklüğünü ayarladım. Düzenle bölümünden seçtiğim resme herhangi bir şey ekleyeceksem, üzerine bir yazı veya kesmek istiyorsam, bir resmin bir bölümünü de kullanmak isteyebilirsiniz. Burada crop bölümünden veya transform, döndürme, dönüştürme bölümünden veya şekil ekleyebilirim, shapes bölümünden. Aynı bu creator'daki menülerle aynı, birkaç defa kullandığınızda zaten kolayca hakim olabilirsiniz. Resmimi artık edit ettim. Bunu kullanmak istiyorum. Kapattım. Şimdi aşağıya geldim. Neydi yukarıda? Bölümler vardı işte. Ana başlıklar. Dikkat edin. Grup 1 dediği yukarıdaki sekmelerde. Ana başlıklar. Kalbin bölümleri. Kalbin bölümlerinde burada bize 7 tane seçenek varmış. Yani kalbin bölümlerine girip 7 tane hücreye tıklamamız gerekiyormuş. Bunları isterseniz siz işte 5 tane kullanmak istiyorum. 7 tane var ama ben 5'ini kullanmak istiyorum. Çok kolay. Gelip 7'den itibaren çöp kutusuna tıkladığınızda bitti.
gitti. Veya 6'yı silmek istiyorum, gitti. 5'i silmek istiyorum, gitti. 7 tane ama ben 8 tane olsun istiyorum. Yani kalbim bölümlerini başta değiştireceğim. İşte örnek veriyorum, Tuzya, fen bilgisi üzümlerinin isimleriyle ilgili bir oyun yapmak istiyorum. Ama bizde 8 kişi var. Eklemek istiyorsanız eğer, dikkat edin, hemen altta başka parça ilave et dediğinizde 8. geliyor zaten. İndirdim aşağıya. 2. bölüm, grup 2, kan hücreleri. Eritrositler, lökositler, trombositler. 3 tane eşlik tutmam gerekiyormuş. Ben 2 tane olsun istiyorum veya eklemek istiyorum. Aynı mantık. Grup 2 dediğinde ana başlık, ana sekme. Alttaki grup 2, öğe 1 dediğinde altta tıklanması gerekenler. Değiştirdiniz bunları. Bölüm ilave ettiniz veya bölüm çıkardınız aşağıya. Grup 6. 6 ana sekme vardı yukarıda, hatırlayın. Bitti. Şimdi kartların büyüklüğü dediği, kelimelerin yazılı olduğu yapbozun ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğunu soruyor size. Tabii eğer fazlaysa, kelime sayısı fazlaysa, ne kadar siz kart büyük seçseniz, o ekrana sığdırmak amacıyla veya tam ekranda biraz daha değişiyor. Bunu kendisi otomatikman sığdıracaktır. Bunu buradan seçiyorsunuz. Büyük, orta veya küçük boy şeklinde kartları, yapbozları. Daha sonra burada gördüğünüz gibi orta boyu seçtim. Geri dönüt. Bu geri dönüt çocuk hepsini bulduğunda onu tebrik etmek amacıyla işte aferin, çok güzel gibi ifadeler kullanabilirsiniz. İşte tebrikler, doğru çözdünüz. Biz din kültürcüler bazen işte aferin, Allah senden razı olsun, çok iyi yaptın, çok sevap kazandın gibi ifadeler kullanıyoruz. Siz artık yaş grubunuza veya hitap ettiğiniz branşa göre buraya farklı şeyler de yazabilirsiniz. Yardımcı notlar varsa eğer, yardımcı not dediği çocuğun çözerken dikkat etmesini istediğiniz bazı bilgiler varsa da onu da yardımcı notlara ekliyoruz. Birkaç değişiklik yaptık yukarıda göstermek amacıyla. Bittikten sonra en altta dikkat edin, tamamla ve ön izlemeyi göster. Görünüyor değil mi? Tamamla ve ön izlemeyi göster dedikten sonra artık bu bana ait bir çalışma. Bana ait. Bakın dikkat edin, yönergede artık iyi geceler çıkıyor. İyi geceler çıkıyor. Okey dedikten sonra kan hücreleri aynı. Bunları herhangi bir değişiklik yapmadığımız için kalbin bölümlerinde dikkat edin. Burada daha az artık kalbin bölümleriyle. Çünkü 3 tanesini sildim ben. 7 taneydi. 3 tanesini sildik. Kaldı 4 tane. 4 tane kelime seçeceğim yani. Buraya kadar geldim. Baktım. Yeniden düzenlemem gerekiyor. Yanlış bir şeyler var. Yeniden düzenle. Geriye gidip tekrar yeni değişiklik yapabilirsiniz. Tekrar burada başlığınızı, resminizi 4 tane bırakmıştım. Dikkat edin. Şimdi 3 tane 4 tane bırakmıştım. 3 tane kaldı. Bir tanesini daha sildim. Yaptım değişikliğimi. Tamamla ve ön izlemeyi gösterdim. Eminseniz eğer, olmuş tamamsa eğer, uygulamayı kaydet var sağ tarafta. Uygulamayı kaydettikten sonra artık bu benim uygulamam. Bu benim uygulamam. Ama daha halka açmadım. Publik yapmadım daha. Sadece uygulamalarıma bunu kaydetti. İyi geceler dedi. Şimdi alta gidiyorum. Dikkat edin artık. Bana bazı uyarılar veriyor. Şimdi uygulamalarını link olarak gönderebilir veya internet sitesine entegre edebilirsin. Artık bu benim uygulamam, bana ait bir uygulama, kendi sınıfımda istediğim gibi kullanabilirim. Evet, içerik başkasına ait ama artık bu benim oldu. Ben bunu publik yaptığımda artık insanlar işte İshak Kurt diye altta veya işte farklı bir isim kullandıysam, e-mailim de istersem gösterebilirim. İnsanlar benimle iletişim kursun bulmaca hakkında veya istatistiklerde görünsün istiyorsam bunu da ekleyebilirim. Yine 4 seçeneğim var. İnternet linkini, tam ekran açılması için ikinciyi, herhangi bir siteye kodla gömeceksem eğer üçüncüyü alıp kopyalıyorum sadece. Hayır, QR kodla çalışmak istiyorsam artık bu benim çalışmama ait QR kodunu otomatik buraya oluşturuyor. Tıklayıp, sağ tıklayıp kaydettiğinizde, Bitmoji sınıfınıza gömdüğünüzde QR kodu okuttuğunda çocuk artık sizin değişiklik yaptığınız şekilde görecektir çalışmayı. Evet, bir çalışmayı bu şekilde bitirdim. Şimdi dikkat edin, burada şahsi uygulamalar sekmesi şu an aktif. Yani bunu ben kimseyle paylaşmadım. Kapalı. Sadece benim uygulama klasörümde bu. Eğer herkese açmak istiyorsanız, herkes az önce bizim işte Tuğba Hanım'dı sanırım bu macayı ilk yapan. Onun gibi herkes görsün, faydalansın istiyorsanız eğer, yayınlanmış kamuya açık uygulamaları tıklıyoruz. Buradan bilgileri doldurup incelenmesi için Learning Apps'ın merkezine gönderiyoruz. Onlar bakıyorlar, evet tamam uygun, seviye uygun, içerik uygun, herhangi bir sakınca yok. Aynı onay verip sizin de biyoloji bölümünde veya hangi sekmede hazırladıysanız eğer o şekilde
uygulamanızı paylaşıyorlar. Yani public oluyor. Artık herkes kullanabiliyor. Bu çalışma bir tane uygulamanın nasıl yapıldığı ile ilgili. Buradakilerin hepsinin mantığı aynı. Örnek veriyorum. Bakın tekrar uygulamaları inceleye geldim. Biyolojiye girdim. Bu sefer farklı bir çalışma. Tıkladım. Ne yaptırıyor burada? Şerif Hocam daha iyi anlatacaktır bize. Yutak herhalde değil mi hocam? İşte sindirim sistemi. Bakın üzerine pinler koymuş. Pin. Yani burası ne diyor? Şurası ne? Burası ne? Tıkladığımda bu pine aşağıda seçenekler sunuyor. Bunun ne olduğunu seçmemi istiyor. Örnek veriyorum. Ağız dedim. Ağzı buraya pinledi. Aşağı geldim. Beyaz pine tıkladım. Burası ne olabilir? Örnek veriyorum. Yemek borusu. Tıkladım. Bittikten sonra sağ alt tarafta gördüğünüz onayla düğmesi var. Onaylaya tıklayınca bakın yemek borusu doğru, ağız yanlış. Kırmızı gösteriyor, yeşil gösteriyor doğruları ve diğerlerinde boş olduğunu kırmızıya alarak. Bunu beğendim. Bunun gibi bir şey yapmak istiyorum. Hemen yapacağım şey sol alta gidip benzer uygulama oluştura tıklayıp içeriği görmek. Altyapısını da base'ine inmek. Ne yapmış burada? Uygulamanın başlığını buraya yazmış. Açıklama metnini yazmış. Arka plan resmini atamış. Az önce olduğu gibi değiştirebilirim de arka plan resmi bu. Seçebilirim, yazı yazabilirim üzerine. Ve ondan sonra pinlerin her biri için, her bir iğne için, bir raptiye için öğe eklemiş. Resimde işaretlenecek noktayı ana resim üzerinde, dikkat edin şimdi, iğneyi buraya eklemiş. Şu iğne. Alıp ben bunun yerini tutup değiştirebiliyorum. Örnek veriyorum kafatasına koy. Burada dursun istiyorum. İğnenin yerini değiştiriyorum. Siz yapacağınız içerikte örnek veriyorum buraya bir Türkiye siyasi haritası koydunuz. Şehirlerin isimleri yok. Pinleri götürüp işte Malatya'nın üzerine tıklayıp orada bir seçim yapmasını isteyebilirsiniz. Veya örnek veriyorum işte din kültürüyle ilgili işte Mescid-i Haram'ı koyduk. Kabe'nin bölümleri işte tavafın başlığı yer işte Hacer-i Esved'in olduğu yer gibi. Veya matematikle ilgili bir içerik. İşte ne olabilir mesela? Üçgenlerle ilgili ve açılarla ilgili istediğiniz bölgeye bu pinleri ekleyebilirsiniz. Değişiklikleri kaydedip her bir pin için ve yazısını da buraya ekleyip seçimi düzenledikten sonra zaten bir tane pin, bir kelimeye karşılık geleceği için birden fazla seçim yok. Bir tane veriyor ve açıklamasını veriyor. Ağız veya siz dediğiniz arkadaşlar gibi, yemeğe gidelim dedi, ne dedin sonra? Mersin. Veya işte Hatay'ın yerine parça ilave etmek istiyorsanız örnek veriyorum burada 10 tane 15 tane var. 16 tane 16 parçalı veya işte 81 tane ilimiz var. 81 il ve 81 pinli bir çalışma da yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey başka parça ilave dediğinizde bakın tık tık farklı farklı renklerde pinler koyuyor. Resmi seçip ana resminizi seçip tekrar yerini belirleyip metni yazacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Bittikten sonra şu burada farklı bir uygulama yapmış. Burada seçenekleri verebilirsiniz veya sadece uygun renkteki cevapları işaret ettirebilirsiniz, seçtirebilirsiniz. En sonunda yine geri dönüşüm bittikten sonra çocuk bulduktan sonra ne tepki vereceksiniz, nasıl bir ödül vereceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Bu metni düzenliyoruz. Buraya sadece aferin yazdım. Yardımcı notlar varsa eğer uygulamayı kaydettiğimde artık bu benim çalışmam. Ve aşağıda bana ait artık bir link, tam ekran linki veya internet linki veya embed kodu veya QR kodu. Bunu paylaşabiliyorum. Bu sitedeki bütün uygulamalarda mantık aynı. Uygulamaları incele dediğimiz. Örnek veriyorum. Bilişim teknolojileriyle ilgili çalışmayı açtım. Üzerinde değişiklik yapmak. En kolay yolu. Şu an itibariyle bir dakikadan daha az zamanımız var. İkinci bölümde